Değerli arkadaşım merhabalar. Bölme bölünebilme ile ilgili ÖSYM tarzı test 2'deyiz. Sayfa 78'deyiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuzu okuyarak başlayalım. Şimdi bakın 4A1 metre elimizde ne varmış? Tel varmış. Buradaki kapı da 5 metreymiş. Dolayısıyla biz buradan şu anlamı çıkarabiliriz. 4A1'in üzerine 5 metre daha eklemiş olsam şimdi bu kare olduğu için kare olduğu için her birinin bakın her bir kenar uzunluğuna x demiş olsam ne olacaktır? 4x olmuş olacaktır. Yani 4'e tam bölünecektir arkadaşlar. Ne zaman? 5 birim daha ilave edecek olursam. Şimdi bakın birler basamaklarını toplayacak olursam 4a, 1 ile 5 toplarsam 6 olacak. Eşittir. 4x yani 4a 6 sayısı 4'ün katı olacak. 4'e e bölünebilme kuralı neydi? Son iki hanesi 4 ve 4'ün katı olmalı. Dolayısıyla a buradan 1 olabilir. E... 1 olabilir, başka ne olabilir? İşte 3 olabilir. 5 olabilir. 7 olabilir. Bir de arkadaşlar 9 olabilir. Ben şimdi bu kenarın en fazla olmasını istiyorum. Dolayısıyla A'yı da mümkün olduğunca büyük seçmem lazım. Burada büyük seçebileceğim en büyük değer 9'dur. Dolayısıyla arkadaşlar 496 metre olmuş oldu. ben bunu da 4'e bölersem çünkü ben bir kenarın en fazla kaç olmasını istiyorum. Dolayısıyla 4'e böldüğüm takdirde cevabımızı 124 olarak bulmuş oluruz. 2'ye geçelim şimdi. Şimdi arkadaşlar k doğal sayısının en küçük değerini arıyoruz. k doğal sayısı en küçük olacak fakat kalandan her halükarda büyük olmak durumunda. Yani k kare dediğimiz şey 15'ten büyük olacak. Şimdi dolayısıyla k'nın da küçük olmasını istiyorum. K'ye verebileceğim en küçük değer 4'tür. 4'ün karesinden 16 büyüktür. 15 eşitsizliği sağlanır. Ayı 4 verirsem 4'ün karesinden 16 geldi. Bakın burası 4. X'ye'yi arıyorum ben. 16 ile 4'ü çarparsam 64. 64'e de 15 eklediğim takdirde cevabımızı 79 olarak bulmuş olur. 3'e bakalım. 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere diyor. Bu sayıda AAB sayısı 4'e BBA sayısı 5'e tam bölünebildiği biliniyormuş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. 5'e bölünecekse hem 3'e hem de 5'e bölünmek durumunda. Önce 5 ile bölünebilme kuralını test edelim. A'nın ne olması lazım? A'nın 0 ya da 5 olması lazım. Fakat yukarıda A, A, B sayısı da 3 basamaklı sayı olacağı için A'ya ben 0 verme şansım yok arkadaşlar. Bir basamaklı olur çünkü. E A'nın 5 olması gerektiğini anladık. Şimdi A eğer 5 olacaksa bakın yukarıdaki durumda 4 ile bölünebilme kuralında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Son iki hanesine bakıyorduk. A yerine 5 yazalım. Dolayısıyla 5 B sayısı 4'e tam bölünecek. B'nin alabileceği değerler de buradan 2 ve ne olacaktır? 6 olacaktır. B'nin alabileceği değerleri de yazalım. Altta hem altta hem de üstte yazalım. B yerine 2 yazalım önce. 220 A zaten 5'ti. 225. 6 yazalım. 665 olacaktır. Şimdi 5 ile bölünebilmeyi kontrol ettik. 3 ile bölünebilmeyi de teyit etmemiz lazım. Bakın burada rakamlarını toplarsam 3'ün katı oluyor mu? Evet oluyor. Bakın burada rakamlarını topladığım zaman 3'ün katı arkadaşlar olmuyor. Demek ki B de ne oluyormuş? 2 oluyormuş. B de 2 oluyormuş. A artı B soruluyordu. A'yı 5 olarak bulduk. B'yi de 2 olarak bulduk. 5 artı 2'den cevabımız 7 olarak gelmiş olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bu soruda sayılardan biri 11'e diğeri de 12 ile tam bölünüyormuş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi diyelim ki 11'in katı olan sayı A, B, B olsun. O zaman 11 ile bölünebilme kuralını test etmek için sağdan itibaren artı, eksi, artı diye gidiyoruz. Artıları kendi aralarında toplasam A artı B olacak. Eksileri kendi aralarında toplasam zaten bir tane var. Dolayısıyla ikisinin farkını alacağım. Bakın arkadaşlar B'ler de birbirini götürecek. Dolayısıyla bu sayının 11'in katı olabilmesi için a'nın ne olması lazım? 0 olması lazım. Peki a 0 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü bakın burada yüzler basamağında arkadaşlar. Demek ki 11'in katı olan sayı neymiş? Bakın b a b sayısı. b a b sayısı. Bu sayı 11'in katıymış. Dolayısıyla diğer sayı da a b b sayısı da otomatikmen 12'nin katı olsun. Farklı bir katı olsun. Hatta buna da 12 p diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın yine sağdan itibaren artı eksi artı dedik. Artıları kendi aralarında topladım. 2B. Eksileri kendi arasında topladım. E, A. 2B eksi A ifadesi 11'in katı olacaktır. Bakın sağ taraftaki ifade de eğer 12'ye bölünecekse hem 3'e hem de 4'e bölünmelidir. Dolayısıyla önce 4 bölünebilme kuralını test edecek olursam sayının sayının son 2 hanesi 4'ün katı olmalıdır. Yani B sayısı buradan 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 8 olabilir. Tabi öncelikle hemen B'nin sıfır olamayacağı A Niye? Çünkü bakın B, A, B sayısında B arkadaşlar yüzler basamanda olduğu için B'nin sıfır olma şansı yok. Şimdi şöyle tablo şeklinde de yazacak olursak. Tablo şeklinde yazalım. Evet biraz daha aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar. Diyelim ki B 2 olsa. Bütün alternatifleri değerlendirelim. Bakın B 2 olsa. 2B eksi A ifadesinin de 11'in katı olması gerektiğini unutmayalım. B'ye 2 dersen burası ne olacaktır? 4 eksi A. 4 eksi A 11'in katı olacaksa A'nın 4 olması lazım. Şimdi B diyelim ki 4 olsun. 2 kere 4 8. A'nın da ne olması lazım? 8 olması lazım. Şimdi B 6 olursa 6 kere 2 12. E, A'nın da 1 olması lazım ki arkadaşlar. Değil mi? 12'den 1 çıkarsa 11. 11'in katı olsun. 8 olursa da 2 kere 8, 16. A'da 5 olması lazım. 16'dan 5 çıkarsa 11 olur. 11'in katı olmuş olur. Tabi yukarıda şunu da kontrol etmek lazım. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi kontrol ettik, test ettik. Bir de 3 ile bölünüyor mu acaba? Bakın ben şimdi burada B'ye 2, A'ya 4 verdiğimde Bakın 422. Bu sayı 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Demek ki bakın bu ihtimal söz konusu değil. A'ya 8, B'ye 4 verdiğimde 844 oldu. Bu sayı 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bakın bu ihtimali olmadı. A'ya 1 verdiğimde B6 oluyor. Bakın bu bölünüyor mu arkadaşlar? Bakın 3'ün katı olmuyor. 5'e 8 versem son olarak 5'e 8 dedim. 16 rakamları toplarsam 21 bakın 3'ün katı oldu. Demek ki buradan A artı B'yi ne olarak bulmuş olduk? 13 olarak bulmuş olduk. O mu isteniyordu bizden? Evet. Doğru cevabımız bakın E Evet. Rakamları farklı. Hemen şunların altlarını bir çizelim. Bu sayıların sadece iki tanesi 15 ile tam bölünüyormuş. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki diyelim ki o 5'e 15 ile bölünen sayılardan bir tanesi bakın şu olsun. Bakın diğeri zaten şu AB5 sayısı. Bakın AB5 sayısı birler basamağı 5 olduğu için şimdi bir sayı zaten 5'e bölüne 15 ile bölünecekse hem 3'e hem de 5'e bölünmesi lazım. Bakın en sağdaki sayı zaten 5 ile bölünebilmeden yırttı arkadaşlar. Değil mi? Diğer sayı da diğer sayı da 5B A sayısı olmuş olsun. Dolayısıyla birler basamanın hem 5'e bölünebilmesi için ya 0 olması lazım ya da 5 olması lazım. 0 olabilir mi? A 0 olabilir mi? Olamaz. Niye? Bakın burada A yüzler basamağında olduğu için A'nın 0 olma şansı yok. Peki 5 olabilir mi? Vallahi 5 olma şansı da yok. Niye? E çünkü rakamları farklı olacak. 2 tane 5 rakamını kullanmış oluruz. demek ki arkadaşlar 5BA sayısı 15'e tam bölünemiyormuş. Bölünen diğer sayı neymiş? 5AB. 5A B sayısı ile tam bölünecek. E 15'e bölünebilmesi için hem 3'e hem de 5'e bölünmesi lazım. Bir bakalım o zaman B'nin ne olması lazım buradan? 0 ya da 5 olması lazım. Fakat rakamları farklı dediği için arkadaşlar B'nin 5 olma şansı yok. B'nin 0 olduğunu ne yaptık biz burada? Bulduk. B arkadaşlar 0. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralını teyit edelim. B yerine 0 yazalım. 5A 0 olmuş oldu. 3'e bölünebilmeyi test edelim. Bakın rakamlarını topladım. Ne oldu? A artı 5 oldu. A buradan 1 olur. 4 olur ve arkadaşlar 7 olacaktır. Rakamları da hepsi birbirinden farklı oldu mu? Oldu. Bu değerleri de toplayacak olursam arkadaşlar 1, 4 ve 7'yi cevabımıza 12 olarak bulmuş oluruz. 3 basamaklı bu sayı 9 ile tam bölünüyor. A artı B toplamı 10 ile tam bölünebilmektedir diyor. Buna göre bu sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar A artı B eğer 10 ile tam bölünecekse o zaman A artı B'nin ne olması lazım? Bakın sadece 10 olması lazım. E hocam 20 olamaz mı? 10 ile tam bölünecekse? Olamaz. Niye? Çünkü iki tane rakamın toplamı maksimum 18 yapar 20 olmaz. A artı B'nin 10 olduğunu buradan bulduk. Şimdi bu sayı 9 ile tam bölünecekse rakamlarını topladığımda bakın A artı B artı A sayısı ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Şimdi arkadaşlar A artı B'nin 10 olduğunu biliyorum. Burada A artı B yerine 10 yazdığımızda ve bu toplam 9'un katı olacaksa a'nın ne olması lazım? Tabii ki 8 olması lazım çünkü 18 9'un katıdır. Şimdi arkadaşlar bu sayının e, a'yı bulduk. A'yı kaç olarak bulduk? 8. A ile b'nin toplamı zaten zaten 10'du. b de 2 olmuş oldu. Yani bakın bizim sayımız ne oldu? E, A yerine 8 yazarsam 882 olmuş oldu. Bu sayının 11 ile bölümünden kalana bakacak olursam sağdan itibaren artı eksi artı diye gidiyordum. Artıları toplarsam 8 artı 2'den 10 oldu. Eksi de zaten arkadaşlar bir tane var. 10 eksi 8'de cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır. Hemen 7'ye bakalım. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere diyor. Bu çarpım 30 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere bu sayı 30 ile tam bölünecekse hem 3'e hem de 10'a ne olması lazım? Tam bölünebilmesi lazım. Önce 10 ile bölünebilme kuralını test edelim. Birler basamanın 0 olması lazım. Nereden gelebilir? Bakın B sayısı veya A sayısı hiç fark etmeyecektir. Şimdi diyelim ki B 0 olsa. Bakın A 0 olarak da başlayabiliriz. Hiç fark etmeyecektir. B 0 olsa. O zaman arkadaşlar bakın B BA sayısı iki basamaklı sayı olamayacaktır. Yani B'nin sıfır olma şansı yok. O zaman B0 B sıfır olmayacaksa B'ye ne diyelim biz? Bakın 5 diyelim. Şimdi A ve B'yi tablo şeklinde yapalım. B 5 olsa. A 5 olsa diye de e, bir daha söylüyorum. E, o şekilde de başlayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bakın B 5 olmuş olsa. B 5 olmuş olsa. O zaman ne olacaktır? Sen, A 5 isen A'ya ben 2 diyebilir miyim? A'ya 0 diyebilir miyim? Sıfır diyemem. Çünkü A'ya sıfır dersen bu sefer AB sayısı 2 basamaklı olmayacaktır. O zaman 2 diyelim arkadaşlar. A 2 olur. E başka işte 4 olur. 6 olur. Çünkü 6 ile hep işte 5'i çarptığında sonu ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. 5 ile 4'ü çarpsam sonu yine sıfır olacak. E A son olarak ne olur? 8 olabilir. Bakın bu B zaten her halükarda 5 olarak kabul ettik. Şimdi 10 ile bölünebilme kuralını test ettik arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Bakın öyle 3 ve 10 dedik. 10 ile bölünebilmeyi test ettik. Geriye 3 ile bölünebilmeyi test etmek kaldı. AB çarpı BA ne olur? Bakın A'ya ben 2, B'ye 5 verdiğimde bu da 25 çarpı 52 olacaktır. Peki bu rakamlarını toplarsam bakın burası 7 yapar. Burası da 7. 7 kere 7 49 yapar. 49 3'e bölünür mü? Bölünmez. Bu gitti. Şimdi A'ya 4 bakın 45 ile 54'ü 45 şimdi 3 ile bölünebilmeyi test edeceğim ya 45 3'ün katı mı? Evet 54 de zaten 3'ün katı ama zaten bir tanesi 3'ün katı olması yeterli arkadaşlar. Bakın demek ki A artı B toplamı 4 artı 5'ten ne geldi? 9 gelmiş oldu. Evet şimdi bu sorumuzda arkadaşlar kibrit çöplerini kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 3 ile tam bölünebilen en büyük sayıyı yazmak için kaç tane kibrit çöpü kullanmam. Şimdi rakamları farklı olacak. Rakamları farklı olacak ve 3 basamaklı en büyük sayıyı bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla ben normalde 987'yi en büyük olmasını istiyorsam 3 basamaklı ve rakamları farklı olacaksa bunu seçerim. Peki bu seçtiğim sayı 3'ün katı mı diye bir bakmam lazım. Çünkü 3 ile tam bölünecek diyor. Bakın arkadaşlar 9 zaten... 9 zaten 3'ün katı. E ben 8'leri 7'yi toplarsam 15 e bu da 3'ün katı oluyor. Demek ki 987 hem rakamları farklı aynı zamanda da 3'ün katı olan sayıymış. Ben 9 sayısını elde edebilmek için kaç tane kibrit çöpü kullanmam lazım? 6. E 8 sayısını elde edebilmek için bakın 7 tane kullanmam gerekiyor. 7'yi elde edebilmek için de 3 tane kibrit çöpüne ihtiyacım var. Ben bunları toplarsam da cevabımızı 16 olarak bulmuş oluruz. 9'u inceleyelim şimdi. Bu sayı 3, 4 ve 10 sayılarından 2 tanesine tam bölünüp 1 tanesine tam böl bölünmemektedir diyor. A artı B en büyük kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar diyelim ki e, 10 sayısına bölünüyor olmuş olsun. Şimdi 10 onu, ile bölünebilmeyi kontrol etmek daha kolay. O yüzden buradan başlayalım şimdi. E, o zaman birler basamağında ne olması lazım? 0 olması lazım. Ona tam bölüneceksin. Ama... A'nın sıfır olması demek bu. E, A da en başta arkadaşlar binler basamağında olduğu için demek ki arkadaşlar A'nın sıfır olma şansı yok. Ne anladık buradan? Demek ki A, B, 3, A sayısı 10 ile tam bölünemiyor. E, o zaman bölünebildiği sayılar otomatikmen 3 ve 4 olmuş oldu. Şimdi e, 3 ve 4 sayısı 3 ve 4'e tam bölünecekse önce 4 ile bölünebilme kuralını test edelim. 3A'ya son iki hanesine baktım arkadaşlar. 4'ün katı olmalı. A'yı A'ya verebileceğim değerler nedir? 32 ve 6, 36 4'ün katı olacak. O zaman yazalım arkadaşlar. A önce 2 olmuş olsa. 2, B, 3, 2 olur. Diğer sayımız A 6 olsa. 6, B, 3, 6 olmuş olur. Şimdi her iki durumda da A artı B'yi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar 3 ile bölünebilmeyi test edeceğim. B zaten 3'ün katı. 3 zaten 3'ün katı. 2 ile 2'yi toplarsam 4. Yani burası B artı 4 olmuş oldu. E, B değeri de buradan 3'ün katı olabilmesi için 2, 5 ve 8 olması lazım. A artı B en büyük ne olabilir arkadaşlar? B'yi buradan en büyük 8 seçerim. E, A'yı zaten 2 olarak seçmiştik. 8 artı 2'den bakın buradan 10 gelmiş oldu. İkinci duruma bakalım şimdi. 6 zaten 3'ün katı. 6 3'ün katı. 3 de 3'ün katı. Buradan da B'nin alabileceği değerler 0, 3... 6 ve 9 olur. Şimdi buradan B'yi seçebileceğim en büyük değer 9. E, A'yı da 6 olarak seçmiştik. 9 artı 6'dan bakın 15 geldi. Daha büyük elde edilmiş oldu. Doğru cevabımız C şık. Arkadaşlar bu soruda şimdi ne yapacağız? Bu dikdörtgen şeklindeki parçayı aşağıdaki fayanslarla döşe, döşemeye çalışacağız. Herhangi bir tanesini parçalamadan döşenemez diye soruluyor. A şıkkındaki gibi döşemiş olsam bakın yatayda 8. Şimdi bu 8 8 8 diye arkadaşlar 48 48'e kadar gider. Yani buradaki 8 48'in böleni olduğu için problem yaratmaz. Peki dikeyde aldığım 3 birim sıkıntı yaratır mı? 3 3 3 3 3 gidince 3 aynı zamanda 30'un da böleni olduğu için herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Bu olur. Biz döşenemeyecek olanı arıyoruz. Şimdi bakın buradaki 6 48'in böleni mi? Evet. Buradaki 4 30'un arkadaşlar böleni mi? Değil değil mi? 34'ün böleni değil. O zaman ben şimdi yerlerini değiştirsem. Mesela şöyle yapsam. Yani şurası 6 olsa burası 4 olmuş olsa. Şimdi arkadaşlar 4 4 4 4. Yani buradaki 4 48'in böleni mi? Evet. Buradaki 6 30'un böleni mi? Evet. Demek ki bu şekilde de yine döşeyebiliriz. Şimdi 8'e 5 birim. 8 dediğimiz 48'in böleni. 5 de 30'un böleni. Dolayısıyla bu şekilde de olur. D'ye bakalım şimdi. 4 ve 8. Şimdi 4 dediğimiz 48'in böleni arkadaşlar. Buradan bir problem yaratmayacak. Peki dikey de 8 dediğimiz 30'un böleni mi? Değil. O zaman şöyle yapsak biz bunu. Şöyle yapsak. Bu şekilde 8 desek. Dikey de 4 desek. Tamam. 8 dediğimiz yine 48'in böleni. Fakat 4 hala her iki durumda da 30'un böleni olmadı. Demek ki arkadaşlar bu şekilde bu şekilde özür diliyorum. D şıkkındaki gibi döşenemeyecektir. Evet cevabımız değişik. Şimdi arkadaşlar gelelim son sorumuza. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı. Bu laf bizim için önemli. 6 basamaklı sayı 36 ile tam bölünecek. Dolayısıyla 36 ile bölünebilmesi için hem 4'e hem de 9'a bölünmesi lazım. Bu rakamlar arasında da böyle bir bağıntı var. D çarpı V kaçtır diye soruluyor. A, B, C, D, E, F. Bunlar rakam olacağı için arkadaşlar B buradan ne olması lazım? 5 olması lazım. E'nin de 2 olması lazım. Değil mi? C buradan bakın 4 olması lazım. A'nın da 7 olması lazım arkadaşlar. Şimdi bakalım A, B, C, D, E, F sayılarını bir yazalım. E, A'yı A, A 7 olarak yazdık. B arkadaşlar B'yi 5 olarak yazdık. C'yi 4 olarak yazdık. D yok. E'yi 2 olarak yazdık. F'yi de F'yi de bilmiyoruz arkadaşlar. F de F olarak kalmış olsun. Şimdi bakın bu sayı hem 4'e hem de 9'a bölünmesi lazım. Dolayısıyla önce 4 ile bölünebilme kuralını test edelim. Yani son iki hanesine bakacağım ben. Son iki hanesinde arkadaşlar yani 2F sayısı 4'ün katı ise o zaman 4'e bölünecek. Yani buradan F'nin 0, 4 ve 8 olması gerekiyor. Fakat soru öncülüğünde rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olacak diyordu. Sıfır olma şansı arkadaşlar yok. Şimdi 4 ve 8'e bakacağız. 4 ve 8'e bakacağız şimdi. Acaba hangisi olacak arkadaşlar? Şimdi tabi 9 ile bölünebilme kuralında ne yapalım? Tabi 4 de olamayacaklar arkadaşlar. 4 burada kullanılmış. F'nin olabileceği tek mi var? 8 var. O zaman yazalım tekrar. 7, 754, 1000 değil mi? D'yi arıyorum zaten. Ne oldu? 2 F. F yerine de 8 yazdım. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralını test edelim. Rakamlarını topladığım zaman 9 ve 9'un katı olması lazım. Bakın 5 ile 4'ü toplarsam 9. 7 ile 2'yi toplarsam 9. Geriye D ve 8 kaldı. Bunların rakamlarını toplarsam D artı 8 olacak. Dolayısıyla 9'a bölünebilmesi için D'nin ne olması lazım? 1 olması lazım. Bakın D'yi 1 olarak bulduk. D'yi de zaten 8 olduğunu söylemiştik. 1 çarpı 8'den cevabımız 8 olarak gelmiş olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.